Geçen yıl Ergene Nehri üzerinde Uzunköprü civarlarında alınan analiz sonuçlarında kimyasal oksijen ihtiyacının, yani derelerin ve nehirlerin kirlilik seviyesini, aslında suların kirlilik seviyesini gösteren kirletici parametre, en önemli parametreden bir tanesi, kimyasal oksijen ihtiyacının 115 mg bölüm litre civarında olduğu analizlerimize çıkmıştır. Bu 4. sınıf kirli, yani hiçbir şekilde kullanılamayacak bir su anlamına geliyordu. Aynı noktada yapılan ölçümler neticesinde kimyasal oksijen ihtiyacının 35'lere, 5 mg litrelere kadar düştüğünü gördük. Burada bir temizlenme imaresi ya da daha az kirlenme durumu bunu işaret ediyor. Yani ikinci sınıf bir kirli su seviyesine kadar indiğini görüyoruz. 50 mg per litrenin altında olduğu zaman öyle sınıflama yapılabiliyor. Azot fosfor oranı itibarıyla hala 4. sınıf bir kirli nehir olmak özelliğini koruyor. Biliyorsunuz azot fosfor özellikle biyolojik arıtmadan gelmeyen atık suların oluşturduğu kirlilik türü denizlerde de müsilaja sebebiyet veriyor. Nehrin kendi kendisini bir süre sonra temizleyeceği, normal başka amaçlar için de kullanılabilecek bir su haline gelebileceğini bize gösteriyor. Neyin etkisi olduğu sorusunun cevabına baktığımız zaman birkaç tane durum söyleyebiliriz. Bir tanesi bu nehre yapılan deşarjlarda yoğun kontrollerin yapılması, arıtma sistemlerinin, arıtma tesislerinin çalışıyor olması, ortak arıtmaların bu bölgede devreye girmesi gibi sebepler sayılabilir. Biliyorsunuz 2011 yılında başlatılan Ergene Koruma Eylem Planı'yla burada 5 tane ortak arıtma tesisi kurulması kararı verilmişti. Bunda da aşağı yukarı sona gelindi. Bunların tamamlanmasından sonra ileri biyolojik arıtımla endüstriyel ve kentsel sular, atık sular arıtılarak derin deşarjdan Marmara Denizi'ne verilecek, arıtılmış su verilecek. Ergene Nehri temizlenmiş olsa dahi, buradaki suların tamamı biyolojik arıtımla arıtılıyor olsa dahi bu sulara bizim ihtiyacımız var. Bakın bu bölgede yeraltı seviyelerinde ciddi düşmeler var. Bu suları arıtarak, arıtıyor olsak dahi Marmara Denizi'ne ya da herhangi bir denize deşarj etme lüksümüz yok. Bu bölgede ciddi anlamda şunu söylediğimiz zaman tepki alıyoruz bazen. Sanayici ve ziraatla uğraşan insanlar bindiği dalı kesiyorlar diye. Gerçekten bu bölgede insanlar bu yeraltı sularını kullanmaya devam etmekle bindiği dalı kesiyorlar. Bu kısa ve orta vadede böyle bir üretim tüketim biçimi artık bu bölgede olmayacak. Bugünden başlayarak yarın geç olabilir. Bu suların geri kazanımıyla ilgili plan, proje ve faaliyetleri de gündeme almamız, bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ergene Koruma Eylem Planı'yla atık sular, atık suların arıtılması, deşarj problemleri belirli bir seviyeye getirildi ve çözülme aşamasına kadar geldi. Bu sevindirici bir şey. Ama Ergene bölgesinde, Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne gibi Trakya bölgesinde çevresel problemlerin sadece atık sulardan oluşmadığını söylememiz gerekiyor ve bilmemiz de gerekiyor. Yaz aylarında da Çorlu'da kuku diye ifade ettiğimiz bir hava kirliliği problemi var. Şunu lütfen çok iyi anlatalım biz de. İnsanımız anlasın. Kuku diye hissettiğimiz şey aslında bir hava kirliliğidir. Hava kirliliği de halk sağlığı problemidir. Dolayısıyla o kötü kokusunu aldığımız şeyler aslında uçucu organik bileşikler dediğimiz gaz bileşikler. Bunların içerisinde toksik, kanserojenik ve sağlık üzerine olumsuz etki yapan kirleticiler var. Ne yazık ki bu bölgede özellikle tekstil, metal ve diğer endüstriyel faaliyetler sonucunda atmosfere ciddi miktarda kokuya sebebiyet veren kirletici atmosferik gazlar atılıyor. O kokuyu biz o nedenle alıyoruz. Özellikle Çorlu, Çerkezköy, Muratlı üçgeninde bulunan Çorlu'da atmosferde sağlığımızı tehdit eden toksik ve kanserojenik gazlar var. Bunları biz koku olarak algılıyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yaptığımız çalışmalarda biliyorsunuz burada bir kokuyla mücadele edilmesi ya da kokuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla Çorlu Belediyesi'nin destekleriyle üniversitemiz işbirliğinde Koder diye bir aplikasyon geliştirdik. Yaptığımız analizlerde koku şikayetlerinin çok olduğu bölgelerde ve zamanlarda çevre şehirciliğin
ölçüm istasyonlarıyla ölçüm yaptık. O şikayetlerin çok ve yoğun olduğu dönemlerde o bölgelerde yapılan hava kirletici gazlarda da özellikle benzen, toluyen, ksilen gibi kanserojenik gazlarda da konsantrasyon olarak arttığını tespit ettik. Bunun önüne geçilebilmesi için trafik yoğunluğunu ve trafik güzergahlarını tekrar bir revize etmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. En önemlisi de atmosfere salınım yapan sanayi tesislerinin bu salınımı azaltacak filtre ve hava kirletici kontrol sistemlerinin bacalarda faaliyete geçirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Bu gereken belki de geç kaldığımız bu bölgede önemli konulardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz.